gidenlerin, izinden gidenlerin yoluna kurban olsun dediği Niyazi Mısri'nin, biz de yoluna kurban oluyoruz. Biz de ona böyle büyük bir şahsiyetin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bendeniz burada sizlerle Hazreti Niyazi Mısri'nin hayatına dair bazı bilgileri paylaşacak değilim. Niyazi Mısri gibi bilgelerin gönüllerinden, kalplerinden sadır olan, taşan, edebiyat kalıpları içerisinde adına şiir denilen, arifane nutuklarından bizim bugün istifade edebileceğimiz, ki her bir nutkundan istifade etmemiz şüphesiz mümkündür, seçmiş olduğum, hocamın da matlağını, başını okumuş olduğu o meşhur, çok bilinen, birçok irfan meclisinde şerh edilen, birçok zatın sohbetinde bu sözlerin şerh edildiğini ucundan odanın kenarına, kapının köşesine oturarak dinlemiş bir kardeşiniz olarak acizane açıklamaya, açmaya çalışacağım. Bir sempozyum kisvesi, sureti, formatı altında. Anlama, anlaşılma problemi aslında bazılarına göre bir felsefe problemi olarak ele alınır. Oysa ki derinleşmekle ilimde, irfanda derinleşmekle paralel olarak ortaya çıkan tabii bir sonuçtur. Bütün kutsal kitaplar ve bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mütemadiyen anlamak veya anlamamak ikiliği üzere duran ayetler bulunmaktadır. Hadis-i şeriflere baktığımızda da aynı şeyleri görmekteyiz. Ayetlerde efela ta'kilun, akletmez misiniz, anlamaz mısınız veyahut da niye anlamıyorsunuz mealinde onlarca ayet bulunmaktadır. Bunların hepsini burada saydığımız zaman konuşmamız bir tefsir konuşması haline gelecektir. Peygamber Efendimiz'in sözlerine baktığımız zaman, dualarına baktığımız zaman, bizzat kendisinin veya Kur'an'da bize öğretilen dualara yine baktığımız zaman, yine anlayış seviyesinin, idrak seviyesinin yükseltilmesi talebi görülmekte. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadrımı aç, anlayışımı aç, ilahir mealinde birçok söz görmekteyiz. İkazlar, anlamaz mısınız veya ne anlamaz insansınız veyahut da kısmen anlarsınız şeklinde, çok az anlıyorsunuz şeklinde ayetler bulunmakta. Bütün bunların hepsini topladığımız zaman aslında varlığın sırlarını anlamak başlı başına bir problem olarak karşımıza çıkmakta. O zaman bizlerin bu yeryüzü hayatı bir bakıma anlama çabası olmakta. Yani biz bu hayatı anlamak üzere yaşıyoruz. Nereden geldiğimizi, hali hazırda nerede bulunduğumuzu ve nereye doğru gitmekte olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Bu anladığımız veya anlamaya çalışma derslerimiz
anlama basamakları içerisinde ilerlediğinde, burada uzun uzun girmemize vakit el vermiyor. İlk anlamanın ilk basamakları nasıl gerçekleşir? Dıştan içeriye doğru nasıl ilerlenilir? Sonra nasıl bu mana zuhur eder? Çünkü biliyoruz ki kainat bir mana üzere yaratılmıştır. Hazreti Niyazi Mısri'nin ve ondan evvel geçmiş birçok arifin dini ilimler içerisinde serdetmiş oldukları bu yüksek seviyeden dolayı çok tabiidir ki aynı seviyeye sahip olmayanlarca ya anlaşılmadığı veyahut yanlış anlaşıldığı çok tabii bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani her zaman arifler anlaşılma problemiyle karşılaşmışlardır. Buna Hazreti Niyazi Mısri'den evvel birçok zat duçar olmuştur. En yakınları tarafından, peygamberler tarihinden başlayalım, efendim ashab-ı kirama girelim, ehl-i beyte girelim, daha sonra arifler kervanından her bir zatı ele aldığımız zaman anlaşılma problemiyle karşılaştığını görmekteyiz. Ve bu tabii bir süreç olduğu için kendilerini hiç de aslında yormamış bir şeydir. Çünkü biliyorlar ki herkes anlayacak değil, herkes anlayısı değil. Buradaki tek istenilen şey, onların bekledikleri şey, anlamayanların, kendilerini anlamayanların, bunların sözleri küfürdür, kanları, malları, canları helaldir gibi, ardından bir de fıkhi bir fetva vermemeleri. Bu fetvayı vermedikleri sürece anlamamaları aslında arifleri çok da yaralamış değildir. Çünkü onlar herkesin her şeyi anlayamayacağına peşinen inanan kimselerdir. Anlamanın dereceleri vardır. Derecatul ukul, derecatul fuhum denilen eski tabirle anlayış ve idrak seviyeleri bulunmaktadır. Bundan dolayı hepimiz onların yaptığı duayı yapıyoruz. Diyoruz ki Rabbim anlayışımızı yükselt, kavrayışımızı derinleştir. Hazreti Niyazi Mısri'nin divanında, şiirlerinde, nutuklarında bu bizi kim anlar, neden anlamazlar bağlamı içerisinde ele alacağımız birçok şiiri bulunmakta. Onların başında Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olananlar bizi, ilmi sırda bahri bi payan olananlar bizi diye başlayan o meşhur şiiri. Zat, sıfat, ef'al mertebelerinin tasavvuftaki yerini anlatmamıza burada gerek yok. Fakat Hazret bazı salikler, bazı yol ehli tarafından da yanlış anlaşılınca artık o belki de Malatyalı mizacından dolayı çok fazla bazı şeyleri gizlemek, örtmek, sırlamak, takiye yapmak yerine açıkça söylemeyi tercih eder. Zatiyyun mertebesi gerçekten Vahdet-i Vücut Mektebi'nde çok önemli ama bir o kadar da tehlikeli ve bir o kadar da
yanlış anlayanlar tarafından itham altında tutulmuş bir mertebe. Binaenaleyh kendisi aleni olarak zat-ı hakta mahrem-i irfan olananlar bizi, mahrem olan bu ilimlere, bu ilimlerle biraz hemhal olanlar anlar bizi. Zat-ı hak ilimlerinde bu işin sırrına erenlerin ancak anlayabileceğini söylüyor. İlmi sırda bahri bi payan, sınırsız bir deniz gibi, kıyısı olmayan bir umman gibi bilgi sahipleri, ilim sahipleri bizi ancak anlar diyor. Bu şiirde bir tür sanki baştan sona okuduğunuz zaman hoyratça adeta anlamazsanız anlamayın. Lekum dinikum veliyedin dercesine ki bunu İstanbul'da kendisini gammazlayan bir zata yazdığı mektupta bu ayeti de kullandığını görmekteyiz. Yani herkes kendi yoluna gitsin anlamında. Bu fena gülzarına derken Hazreti Mesih, bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz. Yani ölümlü ilimlerle fazla meşgul olanlar. Hazreti Şeyh Ekber ilimleri sıralarken ilimlerin mevzusuyla irtibatlandırarak şerefi olduğunu söyler. Yani bir ilim ki başlangıçtan itibaren insanı ele alıyor, işliyor, inceliyor, hali hazırdaki halini inceliyor ve nereye doğru gideceğine dair de bir şeyler söylemeye çalışıyorsa o eşrefil ilimdir der. Yani marifetullah ilimleri en şerefli ilimdir der. Onun haricindeki ilimlerle bu fena gülzarına, fani olacak bu bahçelere, bu bağlara bağlı ilim mensupları, onun sözcüleri, bülbülleri bizi anlamaz. Vechi baki hüsnüne hayran olananlar bizi. Hayret makamı tasavvufta, daha doğrusu bu yollarda ilerleyenlerde bir yerde disleksi denilen modern tabiriyle dil tutulmasını da beraberinde getiren bir makam. Hayrani olmak, hayran olmak. Yani o yücelik, o büyüklük karşısında, o temaşa karşısında dilin tutulması hali. Biz, gene kendisi söylüyor, gene hoyratça bir tavır, gene kalenderce bir tavır, gene fetaca bir tavır, yiğitçe bir tavır. Biz şol abdalız ki bıraktık eynimizden şalımız. Biz o kimseleriz ki, biz o erleriz ki melamet neşesi sahipleri oldukları için divanın bütününe baktığımız zaman zaten bu hava çok bariz bir şekilde kendini mutasavvıf addeden, öyleymiş gibi gösteren, çok af buyurun, sufilik satan bazı kimseler geçmişte de var, günümüzde de var ve her kaliteli şeyin yanında sahtesi de olacağı gibi belki de kıyamete kadar da olacak olan bu yapıyı bir bakıma tenkit olsun diye biz o kimseleriz ki bıraktık eynimizden şalımız. Biz o nişanlardan, alametlerden geçtik. Başkaları kullanabilir. Biz o varlıktan soyunduk mealinde. Gerçekten gene çok yüksek seviyeli bir söz. Varlığından soyunup üryan olananlar bizi. Bizi kimlerin anlayabileceğini anlatıyor. Yani kendisini ve bu mektebi aslında. Bizi derken burada kastedilen sadece ve sadece Niyazi Mısri Hazretleri'nin kendi şahsı değil. Bu mektep, bu ekol, bunun ıstılahatı, bunun zevki, bunun anlayışı, bu şekilde yoğurt yiyiş, bu şekilde dine bakış, bu şekilde bir din felsefesi tabir caizse, ancak bunlar bizi anlar diyor.
Çok enteresandır. Bugün içimizde Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere birçok Malatyalı dostumuz bulunmakta. Malatyalı olanlar bilirler, günümüz 20-30 senelik Malatya tarihinde İslam düşüncesinde diyelim, Anadolu'daki İslam düşüncesinde Malatya okulu denen okul dahi icat edilmiştir. Bunlar nevzuhur bazı icatlardır. Fakat Malatya okulu gerçekten budur. Sadreddin Koneviler, Niyazi Mısri'ler Malatya okulunun gerçek müessisidirler. Bu asli, orijinal Malatya okulu bilinmeden günümüz versiyonlarıyla farklılıkları da tam anlaşılamaz kanaatindeyim acizane. Bunu bir dipnot olarak müsaadenizle zikretmek istedim. Kahru lütfu şey-i vahid bilmeyen çekti azap. Hem kahrı hem lütfu aynı şey bilmeyen bizim gibi insanlar kahrın karşısında üzülüp lütfun karşısında çocuk gibi şımararak bu gelgitler içerisinde perişan olan modern insanlarız. Bizlerden bahsediyor Hazreti Niyazi Mısri. Bu ikisini aynı şey olduğunu bunu birleştiren kimseler zaten arif kimseler. Ol azaptan ki hepimiz Allah o azaptan bizi kurtarsın. Ol azaptan kurtulan sultan olur ve ol azaptan kurtulan sultan olan anlar bizi diyor Niyazi Mısri. Burada müsaadenizle bir dipnot daha düşmek istiyorum. Sultan olan anlar bizi derken gene tasavvuf tarihinde, irfan tarihinde, ariflerin tarihinde şahu geda, şahu derviş, şahu sufi ilahir isimleri altında siyaset erbabı ile dervişler arasındaki irtibat. Bazen nazlı, bazen çok değişik haller altında devam ede gelmiştir. Ancak çoğu zamanda dualarla, yapılan dualarla çok büyük yanlışlar yapılmadığı sürece o siyaset erbabının her zaman arkasında yanında olunmuştur. Binaenaleyh Hazreti Niyazi Mısri'nin Devlet-i Aliye-i Osmaniye'deki onların siyasi erbabıyla olan özel tecrübesi acizane, fakirane bir modern işçi sınıfı proletarya veya zalim diktatör mantığıyla o bağlamla değerlendirilebileceği kanaatinde değilim. Hazreti Niyazi Mısri'nin Osmanlı sultanlarıyla ve sultanıyla olan bu nazlı hali tamamen bir naz halidir. Bunun başka örnekleri de bulunmaktadır. Binaenaleyh bir taraf zalim, ona zulmeden bir taraf, diğer taraf bu manada mazlum değil. Bunun çok örnekleri vardır. Hazreti Hasan Efendimiz'den bahsedebiliriz. Zeynel Abidin Hazretlerinden bahsedebiliriz. Onların yöneticileriyle olan irtibatlarda zaman zaman böyle karşılıklı nazlar yaparlar. Aksi takdirde külli manada bir diktatör karşısında diye tanımladığımız zaman Hazreti Niyazi Mısri'nin savaşa giden ordu için derviş toplama, dervişleriyle o savaşa iştirak etme gibi bir niyeti dahi olamazdı. Hayır, iyi niyetli bir şeyler yapmak istiyor. Daha evvel yaptı zaten sürekli ancak olabiliyor bunlar siyaseten. Günümüzde de yok mu efendim? Yani bazı siyasi partilerin içlerinde bazı görüş ayrılıkları olabiliyor. Bunların aralarındaki naz aslında külli manada bir muhalefet değil. Karşılıklı, bu da tabii bir şeydir diye acizane arz etmek istiyorum bir dipnot olarak. Çok önemli bir sözü gene. Devam ediyoruz. Zahida, ayık dururken anlamazsın sen bizi.
Burada cürayı safi içip mestan olananlar bizi. Burada bizim modern diyanet terminolojimizin bu ıstılahlara, mecazi ıstılahlara da açılması temennisiyle acizane yorumlamak istiyorum. Burada aktarılan malum İslam dininde veya genel manada bütün dindarlarda olan bir yaklaşım. Dinde fark makamında olduğunuz zaman, yani aşırı züht haliyle dini hayata baktığınız zaman, irfansız, aşksız, muhabbetsiz bir din anlayışıyla olaya yaklaştığınız zaman, geçmişte buna ham sofu, sofu veyahut da zahid tiplemesiyle itiraz edilirken, tenkit edilirken, yerine arif mertebesi tavsiye ve teklif edilirken, sufilerin teklif ettiği mertebe arif mertebesidir. Zahid mertebesini külliyen reddedilmez ama geçilecek bir hal olarak, bir mertebe olarak, bir yolda duraklardan bir durak olarak görürler. Oysa ki bazı din anlayışlarında zahitlik nihai mertebedir. Olup olacağı, görüp göreceğiniz züht makamıdır denilmektedir ki bu ciddi bir arıza doğurmaktadır. Cürayı safi içip mestan olanlar bizi. Bir damla o saf, o safiyetten içen anlar bizi. Bunların her bir sözünü saatlerce izah etmek gerekir. Vakit darlığından dolayı çok seri geçiyorum efendim. Arif'in sözün duymaya, her bir sözün duymaya insan gerek. Sanma ki, bu cihanda sanman ki hayvan olananlar bizi. Behimi hislerle dolu bazı kimselerin bu ilimleri anlayamayacağı, ondan nasipdar olamayacağını bu beytinde dile getiriyor Hazreti Niyazi Mesih. Ey Niyazi, katremiz, affedersiniz, tabii ki başka yerlerde de benzer şiir, benzer beyitlerle aynı manaya ifade ettiğini görüyoruz Niyazi Mesih Hazretleri. Mesela bir başka yerde arifin, kadrin yine ol arif olanlar bilir. Ehli uluvun rütbesin bilmez ehli inhitat. Yükseklerin, yüksek ilimlerin mertebesini, seviyesini aşağıdakiler anlamaz, bilmez mealinde. Gene arif mertebesi, vurgu yaptığı sürekli arif kelimesi. Arifin mutlak kelamın tutmaya irfan gerek, sırrı muğlaktır gönülde zevk ile vicdan gerek dediği gene aynı mertebeye işaret eden bir başka şiiri. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın umman olananlar bizi. Denilir ki efendim, bu şiir Hazreti Niyazi'nin hilafet makamını elde ettiği, bir başka rivayette perdelerin kalktığı gecenin sabahında tulu eden, zuhura gelen şiiri, nutku olduğu söyleniyor. Rivayet o ki. Ondan dolayı gene bir itirafta, gene yiğitçe bir itirafta bulunuyor. Diyor ki, ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Yani katre bir damla. Damla nereye ait? Deryaya, bütüne. Biz parçamızı ait olduğu bütüne ilhak ettik. Katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre, yani o parça ayrık durduğu sürece, o nokta ayrık durduğu sürece nice anlar, umman olananlar bizi, o bütüne erenler, tevhide erenler anlar bizi. Tevhid anlayışını soğuk, mekanik bir anlatımdan ziyade bu kadar poetik, şiirsel bir anlatım haline getirdiğinden dolayı başta Hazreti Niyazi Mesih olmak üzere
bütün İslam sufileri İslam dinini estetize etmişlerdir. Bu yönüyle aslında bugün dahi keşfedilmeye bekleyen, günümüzün sorunlarına dahi çözüm bulmada kendilerinden, görüşlerinden istifade edilecek kimseler olarak durmaktadırlar. Bakınız şu güzelliğe, katre nice anlasın umman olan anlar bizi. Tevhid makamını bir deniz sembolizmiyle anlatıyor. Halkı koyup la mekan ilinde menzin tutalı. Gene yiğitçe bir söz. Gene Hazreti Niyazi Mısri'ye yakışan bir söz. Hazreti Niyazi'nin şiirlerini okuduğumuz zaman böyle çok tok ifadeler görmekteyiz. Çok tok. İfadelerde bir ürkeklik yok. Kendinden çok emin, üstüne basa basa gelen cümleler. Er kişi konuşuyor. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı, Mısri'ye şolcanlara canan olanlar bizi. Yani yaratılmışlarla onlara ontolojik bir değer verircesine ilgilenmeyi terk edelim. Malumanız halkı koyup derken yani halk, Türkçedeki halk olarak anlayıp ona sırtımızı döndük diye yine bir yanlış anlama yapmamamız gerekiyor. Yani ma sivallah, Allah'tan başka olan şeylerle alayıkımızı, ilgimizi minimuma, asgariye indirdiğimizden beri, belki de sıfırladığımızdan beri diye tercüme edelim. Biz o mekansızlık ilinde mekan tutalı, Mısri'ye, şolcanlara canan olan anlar bizi. Hazreti Niyazi Mısri'nin bu sözü, efendim, bu şiirleri diğer divanın diğer bölümlerinde de şüphesiz devam etmekte. Şeyh Ekber Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde Kur'an-ı Kerim'de geçen de ki ey Habibim de ki ben kuşkusuz Rabbimin bir beyin Rabbimden bir beyine üzereyim ama siz onu yalanlıyorsunuz. Bakınız Kur'an'da da gene bir anlama problemi var. Ben bir beyine üzereyim de ki ey Habibim onlara ben bir beyine üzereyim ama siz onu yalanlıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Siz onu idrak edemiyorsunuz. Hazreti Şeyh Ekber Fütuhat Mekkiyesi'ne der ki beyine sahipleri, beyine apaçık, apaçık, net bilgi, net oluş, net burhan. Beyine sahipleri gerçek anlamda, gerçek manasıyla hakkı bilenlerdir. Allah'ın kendi katından senin için beyine olduğunu belirttiği şey bilinmeyen o gayb aleminin gizliliklerinden Allah tarafından senin kalbine gelen şeydir. Dolayısıyla doğrudan bir bilgi. Allah tarafından gayb aleminin ilimleri senin kalbine indiğinde ortaya çıkan o beyine. İşte Rabbinden bir beyineye sahip olan, Rabbinden bir beyineye sahip olan kimse Allah'tan bir nur ve de sırat-ı mustakim üzeredir diyor. Allah'tan bir nur kendisine verilmiştir. O beyine bir nurdur. O nurla artık bakar her şeye. Bunun vasıtasıyla eşyayı gerçekte bulundukları hal üzere bilir. Bakınız nesneleri, şeyleri bulunduğu hal üzere bilir. Çünkü kainat, oluş, tegallup alemi denir. Yani sürekli dönüşümler alemidir. Binaenaleyh biz bu tezahür aleminde bir nesneye, bir eşyaya baktığımız zaman o eşyanın o anki görüntüsü hakikati olmayabilir. Ki çoğu zaman öyledir. Binaenaleyh o anki haline bakarak onun aslına hükmettiğimiz zaman şu şey şöyledir dediğimiz zaman yanılabiliriz ki yanılıyoruz. Rabbi
Hazreti Peygamberimizin bir duası, erinel eşyaya kemahiye, Rabbim bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster derken, Peygamber Efendimizin bu duası buna işaret etmekte. Yani bu değişimler, bu dönüşümler aleminde hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. O zaman diyor ki işte bu beyyine sahipleri ancak o görülen şeyin aslını bilir, hakiki ait olduğu yeri bilir. Bu bilgide de hiçbir kuşku yoktu der Fütuhat-ı Mekkiye'de Hazreti Şeyh-i Ekber. Hazreti Niyazi'nin gene hamr-ı ruh-i yar ile sekran olananlar bizi, katresin bahreyleyip umman olananlar bizi, cahil anlamaz, zul irfan olananlar bizi, vakıf-ı esrar olup hayran olananlar bizi diye devam eden, adeta divanında yüksek perdeden dile getirdiği bu anlaşılma problemi, şimdi burada tabii ki iki konu var, iki mertebede ele almak lazım. Bir tanesi tasavvufi ilimlerin anlaşılması meselesi, marifetullahın anlaşılma meselesi. Buna herkes tabi. Hazreti Niyazi'nin başka beyitlerinde buna kendisi de tabi. Hepimiz tabiyiz. Ta son noktaya varıncaya kadar hepimiz bu duayı yapacağız. Rabbim bizim anlayışımızı, idrakimizi geliştir, aç duası. Peygamberimizin yaptığı, konuşmamın başında okuduğum o duada olduğu gibi. Fakat bir de ariflerin metodolojisini, usulünü, uslubunu anlamayanların, anlamayanlara karşı bir söz var. Burada Niyazi Mısri'nin divanı daha çok oraya yönelik, işaret olarak o güruha hitap ediyor. Yani anlama problemini yaşayanlar Hazreti Niyazi'nin döneminde biraz kuvvet buldular. Biraz tabir caizse şımardılar ve ileri geri sözler söylemeye, hatta daha ileri gidip fiziki rencide etmelere kadar vardırdılar. Buna birçok arif düçar oldu. Bunlara yönelik bir cevap veriyor adeta divanın tamamına baktığımız zaman. Evet, vaktimiz geldiğini Sayın Hocam, Sayın Oturum Başkanımız bize ikaz ediyor. Netice olarak topladığımız zaman okumadığımız başka şiirleri de var aynı mealde, aynı şeyde. Son olarak müsaadenizle Hazretinin bir beytini okuyarak, şimdi anlamaz bizi, anlamaz bizi, anlamaz bizi şeklindeki söylemin bir de kim anlar? Yani sadece tenkit yapmıyor Hazreti Niyazi Mısri'yi. Aynı zamanda nasıl anlaşılacağını da söylüyor. O da gayet güzel. Biz mantık-ı tayrın lügat-ı muğlakından söyleriz. Herkes anlamaz bizi. Bizler muamma olmuşuz. Şiir olarak okumuyorum, düz yazıya çevirerek okuyorum. Laf su, suret, cism ile anlamaya çalışıyorlar bizi. Yani kalıplar ve suretlerle sadece dışsal, zahiri bakarak anlamaya çalışıyorlar mana erlerini. Biz oysa ki ne lafızız, ne elfazız, ne suretiz. Biz cümle mana olmuşuz. Hazreti Niyazi Mısri mana erenlerindendir. Manaya erenler tarafından daha iyi anlaşılırlar. Sonuç, dini ilimlerde tek bir anlama düzeyi yoktur. Anlama dereceleri vardır. Ve din salikleri, din yolunun müntesipleri o dini bilgiyle mücehhez kılınarak, yıkanarak, arınarak en alt seviyeden en üst seviyesine uruç etmeye çalışan kimselerdir din yolunun salikleri.
Bir diğer deyişle dinin gayesi mensubunu, izleyenini oradan alıp en üst anlayış seviyesine çıkarma programıdır tabir caizse. O açıdan sözlerimi biz de bir dua olarak aldığımız bu şeye amin diyerek tamamlamak istiyorum. Yani Rabbim hepimizin bu kısıtlı, bu sınırlı yeryüzü hayatında onun ilimleri gibi sınırsız, bahri bipayan, o sınırsız umman ilimlerini ve zatını bu kayıtlı, sınırlı anlayış seviyelerinin anlayabilmesi için yükseltmesine vesile etsin, vesile olsun niyazında bulunuyorum efendim. Hepinizi saygı ve selam, saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Mahmut Bey'e çok teşekkürler. Anlamaya ilave olarak Niyazi Mısri Hazretleri'ni ve diğer zatları anlamaya bir vesile olarak eski metottan biri de kendi şiirlerinin ve kendilerinden evvel ve sonraki bütün sufilerin şiirlerin bestelenmesi ve bunun defalarca, yani ömür boyu belki bir şiir 100 kere, 1000 kere dinlenilmiş ve bu dinlenme muhakeme dışı bir dinlemede olduğunda, kalbi bir yönde, ruhi bir meleke ile dinlendiğinde de maksat hasıl olmuş oluyor herhalde. Biz bundan da mahrumuz. Niyazi Mısri Hazretleri divanındaki şiirlerin belki tamamı diyemeyeceğim ama elde mevcut Şengel ve Töre koleksiyonunu şöyle bir taradım. 45'e yakın şiiri bestelenmiş. Bazıları birkaç kere bestelenmiş. Sanıyorum daha araştırılsa bu şiirler 40'tan fazladır. 70-80 civarında olabilir. Geçmiş yıllarda yapılan sempozyumlarda toplanması için teşebbüs edilmiş notaları inşallah seslendirilir de.